Selam millet, neler oynar? Tekrar birlikteyiz kardeşlerim. Çok uzun bir aradan sonra yine bir vlog videosuyla sizlerle birlikteyim. Neden bu vlog videosu geldi? Yakın zamanda takip eden kardeşlerimiz tabi bundan şüphelenmişlerdi, biliyorlardı. Başlıkta ufak bir fikir sahibi olmanıza sebep olmuştur gerçi ama geçtiğimiz günlerde yaklaşık olarak 5-6 gün boyunca hastanede yattım. Şimdi bunun sebebini açıklayacağım hemen sizlere. Neden hastanede yattım? Sağ bacağımdaki toplar damarda bir tıkanıklık oldu. Baldır, baladır ve onun biraz daha üst bölgelerinde. Bu tıkanıklık bacağımda bir acıya sebep oldu haliyle. Geçtiğimiz hafta değil, ondan önceki hafta pazar günü, yani yaklaşık olarak bir iki hafta oluyor. 2 hafta önce bunu fark ettim. Bu acıyı hissettim daha doğrusu. Önce dedim ki herhalde kas ağrısı. Yakın zamanda bacağım biraz yoruldum, kas çekmesi yapıyor. Ondan sonra birkaç gün boyunca o yüzden inat ettim, doktora gitmedim. Türk style. Doktora gitmeyip inat ettikten sonra baktım kas ağrısı geçmiyor. Eşe dosta sağa sola soruşturarak tanıdıklarımız sayesinde öğrendiğimiz güzel bir damar, kalp cerrahı doktor hocamıza gittik. O da hemen bir film çektirdi. Normalde görünüşte bir şey yoktu bacağımda. Bacağım gayet güzel görünüyordu. Ama bir film çekilmesini istedi. Film çekildiği zaman, yani ultrason çekildiği zaman, böyle hani hamile kadınların karnına bakarlar ya, o ultrasonla bütün damarlara kadar görebiliyorlar. Baktıklarında sağ bacağımda toplar damarda bir tıkanıklık olduğunu fark ettiler. Bu tıkanıklık atar damarda değil, toplar damarda. Bakın buradan size hemen biyoloji bilgisi de tazeliyorum. Atar damar biliyorsunuz kanı pompalıyor, toplar damarlardan geri çekiliyor kalbe kan. Atar damarda tıkanıklık olursa vücut bunu çok daha kolay belli ediyormuş. Yine ağrı ama bir yandan da morarma, şişme falan böyle. Çünkü kan gitmiyor bacağınıza, düşünün. Toplar damarda olduğu zaman toplar damarlar bir nevi yedekli. Kendini yedekleyebilen mekanizmayla çalıştığı için tıkanıklık olsa bile etraftaki damarlardan yine kanı geri bir şekilde toplayabiliyor. Tabi acıyor, sızlama yapıyor. Hem o tıkalı damarın sinyalini veriyor, hem yeterince performansla alamıyor kanı. O yüzden böyle bir uyarı veriyor vücuda ama baktığınız zaman ilk elden, hani anlamak, dışarıdan bakınca çıplak gözle, elle falan anlamak mümkün değil. O yüzden doktor bu ultrasonu çektirdi. Ultrasonda şak kadarak bizim damar çıktı ortaya. Bu durumda şöyle bir risk vardı. Toplar damarlarda pıhtı olduğu zaman, bütün damarlarda var bu risk ama toplar damarda, bacakta pıhtı olduğunda özellikle, o pıhtı tam yerine yerleşemeden löpçük diye böyle kanı geri çekmeye çalışırken kalp damardan, o pıhtıyı alıp kalbe, malbe, beyne bir yerlere atıp sizin tezelden ebediyete intikal etmenizi sağlayabiliyor mu? Çok ciddi bir şey, yani şaka değil. O yüzden hemen beni hastaneye yatırdılar ve yapılan tedavi de o pıhtının oradan atmamasını sağlamaktı. Pıhtının temizlenmesi değil kesinlikle. 5 gün yattım, 6 güne yakın yattım, hastaneden çıktım. Şu anda pıhtı hala bacağımda. Hala bacağım ağrıyor. Bacağımı kırık tutamıyorum. Şu videoyu çekerken mesela bacağımı dümdüz uzatarak tutuyorum. Bacaklarımda varis çorabı var. Her iki bacağımda da. Sabah akşam kan sulandırıcı iğne oluyorum. Kan sulandırıcı iğnelerin efektini hemen size şöyle göstereyim. Bakın şöyle yaparsam belki, evet, daha iyi görülebilir. Gördüğünüz gibi delikler kolumda. İğneler bütün kolumu, yapılan her yerini deliyor diyorum. İğne zaten delecek, hani amacı o. Ama morartıyor. O göründüğü kadar da değil sadece. Kolum şuradan şuraya kadar. Bütün şöyle bir karışlık bölgede inanılmaz derecede şu anda kasları ağrıyor. Yani mouse kullanırken bile çok zorlanıyorum. Aynı şekilde sol kolumda da aynısı var. Sağda olduğu gibi. Bacaklarımda varis çorabı var dediğim gibi. Kan sulandırıcı ilaç alıyorum. Kan sulandırıcı iğne yapılıyor kollarımdan. İşte bu morarmaların sebebi bu. Birkaç çeşit iğne var biliyorsunuzdur. Hani deri altına yapılan, kalçadan yapılan, kalça boşluğuna yapılan, damardan yapılan. Bu deri altına yapılan. O yüzden böyle yapılmalı. Mideye de yapılabiliyor. Ben tiksindiğim için çok kaldıramadım mide iğne yapılması hususunu. O yüzden şu anda koldan devam ediyoruz. Yani hani bazen kardeşlerime tam olarak açıklamadığım için bunu, abi iyileşmişsin, geçmiş olsun diyenler vardı. Sağ olsunlar, iyileştik tabii. Yani Allah'a şükür bir şeyimiz yok diyelim ciddi, ama tıkalı bir damar var ve bunun riski her zaman devam ediyor. 1-2 ay içinde doktor beyin söylediğine göre o damar kan sulandırıcılarla falan yavaş yavaş açılacak. Ondan sonra da, gerçi ben hayatımda hep spor yapan, hareket eden bir insandım. Yani aktif olarak da spor yaptım. Normalde de zaten hareketliyimdir. Bakmayın, bilgisayar başında çok oturduğumuz için tabii böyle bacak sağlığı için kötü bunlar, ama hani hiç spor yapmayan, kötü yağlı beslenen, efendim höde diye böyle olduğu yerde oturup 24 saat bilgisayar kullanan bir insan değildim, ama hani doktor yine böyle şeyler yapmayacağız, daha az bilgisayar başında kalacağız dedi. Şu anda da sizlere bu videoyu ve bunun gibi bir geçtiğimiz birkaç gündür yayınlanan oyun videolarını falan çekerken, yani bilgisayarın başında minimum ne kadar oturmam gerekiyorsa o kadar oturuyorum. Otururken bacağımı uzatıyorum. Sonra da bacağımı da göstereyim hemen size. İşte bakın, bacak bu. Bacak şu anda böyle. Böyle bir çorabın içinde. Gördüğünüz gibi. Aha. Maalesef yani şu anda bu durumdayız. Yani tam olarak iyileşmedik. Tam olarak hasta da sayılmayız. Bacağımızda biraz ağrı, kollarımızda kas ağrısı, sabah akşam iğne.
falan bir süre devam edeceğiz. Ne olacak bilmiyorum. Boşuna söylememişler. Hayat dediğimiz şey insanın yaptığı planları uygulamaya çalışırken başına gelen rastlantısal olaylardan oluşuyor. Yani ben planlar yaptım. Ağaçta iş hayatıma bir süre ara vermiştim. Dedim ki bu sırada biraz dinleneceğim. Biraz da YouTube'a yönelik, böyle internete yönelik değişik neler yapabilirim size falan diye. Böyle değişik neler üretebilirim, neler çıkartabilirim ortaya diye. Buna odaklanacağım dedim. Ama bir iki tatil yaptık da onlardan döndük işte bu hastalığa yakalandık. Herhangi bir şey yapamadan daha hiçbir planımızı hayata geçiremeden böyle bir şeyle karşılaştık. Bakalım buna da şükür öldürmeyen acı güçlendirir diyoruz. Bilgisayarın başına daha az vakit geçirmem gerekecek artık. Ama normal günde iki video çekmeye, Twitch yayınlarına falan tekrar devam edeceğim. Beni düşünen kardeşlerimiz sağ olsun. O video çekmene gerek yok. Sen video çekmesen de biz buradayız diyen kardeşlerime eksik olmasınlar. Ya tabii video çekmek aynı zamanda dediğim gibi benim hem ikinci bir işim hem de hobimdi. Stres atmak için de bunu yapmak zorundayım. Her halükarda bilgisayarın başında 3-5 saat değil artık günde 1-1,5 saat vakit geçireceğim. Video çektiğim zamanlar haricinde pek oyun oynayamayacağım. İşte durumu da böylece sizlere açıklamış oldum. Yani neden hastanedeydim? Hastanede başıma ne geldi? Nasıl bir tedavi gördüm 5 gün boyunca? Eve döndüğüm zaman şu anda ne yapıyorum? Durum bu. Kardeşlerim kendinize çok dikkat edin. Benden size dede tavsiyesi. Yediğinize, içtiğinize dikkat edin. Sporunuzu yapın. Mümkün olduğu kadar bol bol yürüyüş yapın. Ben artık 39 yaşındayım. Kırkıma merdiven dayadım. Yavaş yavaş vücut patlak vermeye başlıyor. Ha bu genetiktir, şanstır, ayrı mesele. Allah'a şükür çok ciddi rahatsızlıklar yaşayabiliyor insanlar. Hayata gözlerini yumabiliyor. Hani şu an için en azından buradayız. Bakalım yarın ne olur? Hiçbir bilemiyoruz tabii. Garantimiz yok ama dediğim gibi siz yine vücudunuza iyi bakın. Kötü alışkanlıklardan uzak durun. Yaşınız ilerlediği zaman değerini anlarsınız. Bana teşekkür edersiniz. Gelecek videolarda görüşene kadar kardeşlerim. Kendinize dikkat edin. Evet, maalesef bu video bitti. Ama her gün iki yeni video gelmeye devam edecek. Eğer izlediğini beğendiysen ve kanaldaki yeni videolardan haberdar olmak istersen, ana sayfadaki abone ol butonuna basman ya da herhangi bir videonun içerisindeki Dedeli Oyunlar logosuna tıklaman yeterli olacaktır. Dedeli Oyunlar kanalımızda bugüne kadar yayınlanmış olan 2000'den fazla videoyu izlemek isterseniz, videolar kısmından çok kolay bir şekilde bunları görüntüleyebilir ya da oynatma listelerinden seriler halinde yine bu videoları görüntüleyebilirsiniz. İzlediğiniz bir oyunla alakalı bilgi almak isterseniz, hemen o oyunun videosunun altındaki daha fazla göster butonuna tıkladığınızda o oyunun varsa oynama linki ya da satın alma linki bulunacaktır. Fakat kardeşlerim asıl önemli olan Dedeli Oyunlar oyun kanalımızı gerçekten beğendiyseniz bu duyguyu arkadaşlarınızla paylaşmanız ve bunun için maalesef burada bir buton yok. Yapmanız gereken dışarı çıkmak, arkadaşlarınızı kolundan tutup yakalayıp Dedeli Oyunlar diye bir oyun kanalı var. Ben izledim çok beğendim. Sen de izledin mi diye neşeyle haykırmak. Kibarca da söylemeniz yeterli olabilir.